Herkese merhaba, ben Zafer Yılmaz. Bugün Tokyo Beyond Borders serisinin parçası olan bir seminer serisi, bir konuşma yapacağım sizlere. Bu seminer serisine beni davet ettiği için Pınar Dinç ve Ömer Turan'a teşekkür ederim öncelikle. Seminerimizin temel konusu Türkiye'de otoriterizmin çok ihmal edilmiş akslarından bir tanesi üzerine olacak. Türkiye'de otoriterizmin psikopolitik dayanaklarının aslında sürekli dolaşılan mağduriyet söylemiyle olan ilişkisi ve Türk İslamcılığının, Türk İslam sentezinin, Türk İslamcı ideolojinin mağduriyet söylemi etrafında yeniden kurulmasının aslında otoriterizmin temellendirilmesi açısından nasıl imkanlar sağladığını, nasıl yeni yollar açtığını biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Fakat bundan önce çok kısaca kendimi tanıtayım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uzun yıllar çalıştım. 2017 yılının Şubat ayında 686 nolu KHK ile diğer pek çok meslektaşımla beraber üniversiteden ihraç edildim ve barış bildirisini imzaladığım için. O tarihten itibaren de akademik çalışmalarımı Almanya'da devam ediyorum. Şu anda Humboldt Üniversitesi Karşılaştırmalı Siyaset kürsüsünde yine Türkiye otoriterizm, yurttaşlık eksenli çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdi bu seminerin konusu çok kısaca, başlangıçta belirttiğim gibi aslında Türkiye'de otoriterizmin ihmal edilmiş temel bir boyutu üzerine olacak demiştim. Üç bölümde semineri ve konuşmayı planlıyorum. Hani size temel bir izlek sunmak için baştan bunu da belirtmiş olayım. Birinci bölümde daha çok Türkiye'de bu yeni mağduriyet söyleminin içeriğine dair aslında bir şeyler söyleyeceğim. İkinci bölümde bu mağduriyet söyleminin işlemesini mümkün kılan, onu daha etkili hale getiren Türkiye siyasetinin genel yapısı üzerine bir şeyler söylemeyi planlıyorum. Son bölümde de bu mağduriyet söylemine eşlik eden hınç gibi, kolektif hınç gibi, politik paranoya gibi, paranoid kaygı gibi duyguları biraz sizlerle beraber tartışmayı, üzerine konuşmayı aslında planlıyorum. Şimdi Türkiye'de otoriterizm uzun süredir aslında kendi hayatlarımızda da çok olumsuz etkilerini doğrudan gördüğümüz, sonuçlarına katlandığımız ve de akademik çalışmalarında konusu olan bir mesele. Özellikle bu otoriterizmin hukuki ayağı, işte referandumlarla ilgili olarak ya da aşama aşama bu otoriterizmin son 30 yıl içerisinde, son 30 yıl diyelim ama AKP'nin son 10 yılı içerisinde daha özellikle adım adım nasıl inşa edildiğine dair özellikle hukuki ve kurumların bu süreçte nasıl değişime ve dönüşüme uğradığı, Türkiye'de güçler ayrımının nasıl ortadan kalkarak tek kişi yönetiminin kurumsallaştırıldığı başkanlık sistemi adı altında ve bunun beraberinde de bir kurumsuzlaşmanın nasıl açığa çıkmaya başladığı tartışıldı ve konuşuldu. Fakat ben bu tartışmalar çok kıymetli olmakla beraber bunları farklı bir boyuttan besleyen bir yönünü bugün konuşmak istiyorum. Yani Türkiye'de otoriterizmin aslında kendisinin, mevcut otoriterizmin psikopolitik bir dinamiğe sahip olduğunu, bu psikopolitik dinamiğin de anlaşılmasında bu hem mağduriyet söyleminin hem de bu mağduriyet söylemine dayanak oluşturan temel duygu ve kanaatlerin anlaşılmasının kritik bir önemde olduğunu düşünüyorum. Biraz aslında Yeni Türkiye'nin Ruhu, Hınç, Tahakküm ve Muhtaçlaştırma kitabında da biraz bu meseleyi bu bağlamda ele almaya çalışmıştım. Orada şu soruyu sormuştum. Yeni Türkiye'yi karakterize eden genelleşmiş bir halit-i ruhiye var mıdır? Yani artık atmosferik diyebileceğimiz, herkesin bir parçası olduğu, içinde olun ya da olmayın ama reaksiyon vermek zorunda kaldığımız, ona bir yanıt oluşturmak zorunda kaldığımız bir tür genelleşmiş bir ruh halinden bahsedebilir miyiz diye bir soru sormuştum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısının da aslında bu soruya yanıt olarak böyle bir ruh halini ve böyle bir reaksiyonlardan oluşan, reaktif bir ruh halinden oluşan böyle bir ruh halini aslında toplumda genelleştirmeyi başarmış olmasından kaynaklandığını çok kısaca söylemiştim. Şimdi reaktif ruh hali dediğim şey de yine o çalışmada daha çok siyasi tutumları siyasi reflekslere dönüştüren ve de bu eksende duygusal yatkınlıklar yaratmaya amaçlayan bir düşünsel, zihinsel örüntü, davranışlar bütünü
toplumda yerleştirmek olarak ya da yerleşmesi, kurumsallaşması, bunun toplumda genelleşmesi olarak aslında tanımlamıştım. Şimdi neden peki aslında genelleşmeden böyle bir Halit-i Ruhiye'nin genelleşmesinden, atmosferikleşmesinden bir genel bir mut haline gelmesinden aslında toplumdan bahsediyoruz. Bunun otoriterizmle ne gibi bir ilişkisi olabilir sorusu tabii ki beraberinde geliyor. Orada da aslında şunu söylemiştim. Şimdi Theodor Adorno'ya referansla, Adorno bize faşizm ve otoriterizm çalışmalarında çok önemli bir uyarıda bulunuyordu aslında. Çok faşizmin doğuşuyla ilgili olan tartışmalarda, eleştirel okul ekseninde çok önemli bir uyarıda bulunuyordu. Orada bize şunu söylüyordu. Yani bakmanız gereken şey sadece faşist ideoloji ya da otoriter liderlerin ne söylediğini yaptığından çok daha öte. Aslında otoriterizmin ya da faşizmin bir hareket olarak bu tür kültürel, psikokültürel alanı, psikopolitik alanına nasıl yapılandırdı, ne tür o otoriter kişilik ekseninde bu çalışmasını daha sonra, daha ileriye taşımıştı ve de ne tür otoriter karakter tiplerini ya da otoriter davranış örüntülerini hangi yollarla ve araçlarla aslında toplumda yerleştirmeye çalıştığı, toplumdaki aslında ne diyelim, genelleşmiş bir siyasal kültürü hangi araçlarla kurduğunu iyi bakmamız gerekiyor. Bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor diyordu. Şimdi Türkiye'deki siyasal kültürü anlamaksızın da bu tür bir reaktif ruh halinin oluşumunu anlamak çok mümkün değil. Bu anlamda hani Adorno'nun dediği gibi toplumsal bünyenin bütününe bakmak ve oradan hareketle meselenin aslında nasıl açığa çıktığını, nasıl dönüştüğünü anlamak gerekiyor diyordu. Şimdi ben Yeni Türkiye'nin ruhunda bu kitapta ve yani onu öncelik oluşturan, öncel olan daha önce yazdığım İngilizce makalemde de daha ne diyelim bu eleştirel okulun bu uyarılarından ve yöntemsel hatırlatmalarından hareketle aslında biraz hem AKP'nin son dönemini hem bu mağduriyet söylemini, bu mağduriyet söyleminde otoriter bir Halit-i Ruhiye'yi hangi yollardan ve nasıl beslediğini analiz etmeye çalıştım ve gayret ettim. Şimdi burada mağduriyet söylemi, Türk İslamcılığın aslında mağduriyet söylemi ekseninde yeniden yapılandırılması. Çünkü Türk İslamcılık, hani Türk İslam sentezi bildiğiniz gibi AKP ile başlayan bir şey değil. 1980'lerin hemen başında, 70'lerin sonunda Aydınlar Ocağı'nın Türklükle İslam arasında yapmış olduğu bir sentez düşüncesine dayanan ve burada da biraz daha Türklüğü öne çıkaran bir fikriyatın kendisi. Daha derin başka kökleri de var Türkiye'de düşünsel gelenek içerisinde. Biraz onları çok kısaca konuşacağız. Şimdi bu mağduriyet söyleminin de kilit ve kritik bir rol oynadığını aslında hemen seminerin başında da söylemiştim size. Şimdi nasıl iş görüyor? Türk İslam sentezinin aslında bu mağduriyet söylemi ekseninde yeniden yapılandırılması nasıl iş görüyor dediğimizde orada kritik kavramlardan bir tanesi de aslında şu. Mağduriyet söyleminin kendisinin aslında sadece siyasal iktidarın ele geçirilmesine, elde edilmesine ve kullanılmasına dair bir meşrulaştırma da yaratmasından çok daha fazla bir tür kolektif hıncın örgütlenmesini olanaklı kılan bir unsur olarak iş gördüğünden bahsetmiştim. Şimdi biraz daha içeriğine geçelim, hani soğutlaştıralım. Adım adım neyi kastettiğim biraz daha açık olacak. Şimdi bu mağduriyet söylemine artık çok aşinayız. Yani Erdoğan ta işte AKP kurulduğu 2002'den beri aslında ısrarla Türkiye'nin kendisini de destekleyen toplumsal kesimi, özellikle dindar ne diyeyim, sünni dindar Türklerin hem cumhuriyetin hem modernleşmenin asıl kaybedenleri olduğunu, onların asıl dışlananlar olduğunu ve aslında asıl cumhuriyet projesi ve modernleşme sürecinin bütün hedefinin bir anlamda Türkiye'nin Necip Fazıl'a da sık sık referansla aslında o ruhunun, İslami olan ruhunun bastırılması olduğundan bahsediyor. Şimdi burada ama çok katmanlı bir söylemle karşı karşıyayız. Tek bir söylemden bahsetmek mümkün değil. Şimdi bir yandan kendisinin o başka popülist tartışmalardan, popülist söylemlerden de aşina olduğumuz sessiz çoğunluğun sesi olduğu, kendisinin
hitap ettiği kitlenin artık horlanmasına, dışlanmasına, disipline edilmesine izin vermeyeceğini söylüyor. Şimdi bu daha böyle sınıfsal ne diyelim yönü de baskın. Aslında Türkiye'deki hiyerarşik sınıfsal dışlama pratiklerine de göndermede bulunan bir söylem bir yandan. Ama bir diğer taraftan İslam dininde çok aslında kuvvetli olan ve güçlü pozitif içeriğe de sahip olan zulme karşı olma, zulüm karşıtlığı vurgusunu, anlayışını da çok fazla dillendiriyor. İşte Davos'taki konuşması esnasında, jesti esnasında gösterdiği gibi ya da hani başka zulüm ya da diyelim haksızlıklar karşısında işte İslami toplulukların yaşadığı haksızlıklar karşısında gösterdiği reflekslerdeki gibi daha bu İslamiyet'in kendi içerisindeki zulme karşı olma mantığını dile getiren, dillendiren bir söylem de aynı zamanda kullanılıyor. Ama bunun dışında bahsettiğim gibi biraz Türkiye'deki modernleşme sürecinin özellikle bir CHP söylemi etrafında modernleşme sürecinin baştan aşağı İslami hareketi ya da Türkiye'nin İslami ruhunu bastırmak, yok etmek, ortadan kaldırmak, işte camileri ahıra çevirdiler, işte ezanı Türkçe okutmaya çalıştılar gibi hani özetleyebileceğimiz. Baştan sona bir bu İslami ruha karşı bir komplo oldu. Aslında onu ortadan kaldırmayı hedeflediğine dair bir söylemi de aynı zamanda kullanıyor. Yani hepsinin birbirine iç içe geçtiği bir böyle çok katmanlı hem sınıfsal vurgusu olan hem dini teolojik vurguya sahip ama aynı zamanda işte Cumhuriyet tarihine dair de böyle kapsamlı bir kendine has bir politik mite dayanan bir ne diyelim söylemi eş zamanlı olarak kullanıyor. Şimdi bunun bu söylemi anlamak ve bu söylemin hemen konuşmanın başında bahsettiğim politik ne diyelim psikopolitik alanı nasıl yapılandırdığını açıklamak için popülizm çok yeterli bir kavram gibi görünmüyor bana. Şimdi bunun çok daha ötesine bu anlamda geçmemiz lazım. Ama biraz daha ilerleyelim. Yani bu söylemin temel dayanaklarının aslında nasıl iş gördüğüne dair. Şimdi Erdoğan aslında bu söylem yani bu söylem etrafında bir söylediğim gibi bir politik mit inşa etmeye çalışıyor. Ya da Türk İslamcılığı yeniden bir politik etos haline getirmeye çalışıyor. Bu politik etostan burada kastım kendi içerisinde belirli duyguları, kanaatleri içeren ve de aslında bu kitleye belirli bir mesaj veren, doğrunun ve yanlışın ne olduğuna dair bir tür politik etosla donatmaya gayret ediyor. Ve burada da bir tür aslında politik mit kuruyor, bir politik mit inşa etmeye çalışıyor. O mitin aslında çok kısaca söylediği şey de, konuşmanın bir yerinde söylediğim gibi temelde bütün modernleşme tarihinin özellikle Türkiye'de dindar Müslüman Türklere karşı yapılmış olan bir süreçten ibaret oldu. Bundan aslında buna indirgenebileceği. Şimdi burada da konuşmalarında sıklıkla referans verdiği gibi fikir babası, bu işin asıl fikir babası bildiğiniz gibi Necip Fazıl Kısakürek. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek aslında takıntılı bir şekilde bu mağduriyet fikriyle fikri üzerine yazan, çizen ve bunu dilendiren kişilerden bir tanesi. Ve bu politik mitin kurucu anlatısını da eserlerinde ortaya koyan kişidir diyebiliriz. Özellikle son devrin din mazlumlarında bu yani Necip Fazıl'ın bu İslamcılara yönelik bir İslami harekete ya da İslami ruha yönelik komplo mantığını nasıl açıkladığını çok net görüyoruz. Aslında modernleşme sürecinin Tanzimat dönemiyle 1839'da başlayan işte Tanzimat süreciyle beraber adım adım 2. Abdülhamit'in devrilmesiyle aslında tepe noktasına ulaşan bir tür komplonun içerisinde gayrimüslimlerin çok kritik bir rol oynadığı, özellikle Yahudilerin işte başı çektikleri ama bunun dışında kökü dışarıda olan bütün unsurların da hep beraber işbirliği yaptığı ve Tanzimat döneminden sonra da İttihat ve Terakki ile devam eden ve tepe noktasını 31 Mart vakasında aslında tepe noktasına varan bir tür böyle temel bir komplodan aslında bahsediyor.
Necip Fazıl. Şimdi bu son devrin din mazlumlarında bunun önde gelen figürlerini tek tek analiz ediyor. Yine Çile kitabında da aslında benzer bir şeye tanık yani görmek mümkün Çile'de de. Yani işte şiirlerinde işte biliyorsunuz o çok sık dile getirilen kendi memleketinde parya olduğu fikrinde aslında dile getirilen. Aslında sürekli hem bir bu ülkede milli ve de İslami olmayan ya da İslam'ın hakim olan anlayışına dahil olmayanların içerisinde olduğu ve temelde de başında Yahudilerin ya da Masonların ya da gayrimüslimlerin aslında başı çektiği ama onların yerel uzantılarının da Batı hevesi ve modernizm düşüncesi etrafında onlarla beraber bir araya gelerek işte bu İslami ruha karşı Türkiye'yi ya da Türklüğü kuran, Türklüğü var eden bu İslam düşüncesine karşı bir anlamda bir komplo örgütleyerek iktidarı onların ellerinden aldığı bir fikriyattan bahsediyor Necip Fazıl. Şimdi çok aslında bu düşüncenin kendisi, bu ne diyelim, yani ideoloji demek çok mümkün değil ama bir başlı başına. Necip Fazıl bunu bir siyasal ideoloji olarak kurmaya da gayret eden isimlerden biri. Ama bu fikirler demetinin kendisi özellikle 2014'ten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir anlamda böyle siyasi bir ne diyelim programı haline geldi de diyebiliriz. Yani kendi içerisinde hem bir tür güç istencini barındıran yani iktidarı artık bizim almamız lazım. Çünkü temelde bu iktidar bizim hakkımız. Yani bu ülkenin has ve doğru olan çocukları biziz. İşte Anadolu'nun saf ve iyi çocukları, işte Müslüman olan, Türk olan ve bunun dışında da aslında herhangi bir olumsuz hissiyata sahip olmayan Anadolu'nun saf ve iyi çocuklarına bu memlekete ait. Yani siyasetin kendisini, aslında devletin kendisini bir tür mülk olarak gören, kendi mülkleri, kendine ait bir şey olarak gören ve onun ötesindekileri, onun dışındakileri de kendi izin verdikleri ölçüde aslında bunun içerisinde var olma hakkı tanıdıklarını bazen açıktan bazen dolaylı yoldan ifade eden bu düşünce çerçevesi özellikle 2000 yani 2013'den sonra bir anlamda ne diyelim resmi bir ideolojisi haline geldi. Şimdi bu mağduriyet söylemi de yani yer yer yeniden dillendiriliyor. Bu mağduriyet söyleminin dayandığı politik mit işte yeniden dile getiriliyor. Bazen Erdoğan gençlere de yeniden anlatmamız lazım. Onlar CHP dönemini ve bu tek parti dönemini bilmiyorlar. Aslında neyin ne olup bittiğini bilmiyorlar. Bunlara çok iyi anlatmamız lazım diyor. Çünkü yani görülüyor ki yani gençlerin dünyasında benzer bir referans sistemi yok. Benzer bir bu mağduriyet söyleminin doğrudan hitap edeceği bir dünyadan içinden gelmiyorlar. Fakat burada hani bir parantez şunu da söylemek lazım. Şimdi ben daha çok bu mağduriyet söyleminden ve bunun dayandığı politik mitten bahsediyorum. Ve bu politik mitin aslında kendi içerisinde belirli bir toplumsal kesimi nasıl mobilize etmeyi hedeflediğinden ve bunu mobilize etmeye çalışırken de nasıl bazı duyguları onlarda uyandırmaya ve yaratmaya çalıştığından bahsediyorum. Şimdi fakat bu bunun ötesinde Türkiye'de tabii ki bizim de göz ardı edilmeyeceğimiz, göz ardı edilmemiz gereken mağduriyetler de söz konusu. Şimdi bu mağduriyetlerle örneğin türbanlı öğrencilerin üniversiteleri yıllarca alınmaması gibi ya da 28 Şubat sürecinde yaşananlar gibi bu mağduriyetlerle bu mağduriyetleri bu politik mit etrafında bir araya getirip büyük bir tarihsel anlatı kuran şeyi birbirinden dikkatle ayrıştırmak gerekiyor. Şimdi ayrıştıramadığımız yerde çünkü bu mağduriyetin kendisinin doğruluğu ve yanlışlığı tartışması içerisinde kaybolup gitmek mümkün. Ve de aslında onun doğruluğu ve yanlışlığına dair yargılar ve hükümler bırakırken de yargılarda bulunurken de bu sürecin içerisinde diyelim yani bu süreç derken hani Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde gerçekten mesela dinler Müslüman olduğu için mağduriyete uğramış ya da işte Alevi olduğu için, Kürt olduğu için ya da ABC olduğu için mağduriyete uğramış insanların da adalet talepleri haksızlık etmemek gerekiyor. Fakat dediğim gibi buradaki hani benim üzerinde durduğum mesele ve vurgu daha çok bu mağduriyetlerin aynı zamanda görünümlerini de içeren bir takım bu mağduriyetlere dair
ya da adaletsizliğe ve haksızlığa uğramışlar dair fikirleri içeren ama bunun ötesine geçerek aslında bir tür iktidarın kendisine ait olduğu, kendi hakkı olduğuna dair, kendisine ait olması gerektiğine dair bir fikre dayanan ve de aslında bundan hareketle de bir tür rövanş çağrısı çıkaran rövanşist bir ve de bu rövanşist çağrının ya eşlik ne diyelim daha böyle acı çekmişliğe, işte çileye ve şimdi artık bizim zamanımız geldiğe dayanan bir tür siyasal ideolojinin, bir tür fikriyatın aslında nasıl Türkiye'de otoriter bir haleti ruhiyeyi, reaksiyoner bir ruh halini aslında aşama aşama, adım adım inşa ettiğinden, inşa ettiğini biraz daha açmak ve ortaya koymak. Şimdi biraz daha bu ikinci bölümde bu çerçevenin biraz Türkiye siyasetinin genel yapısı içerisinde bu söylemin, bu narratifin, bu anlatının, bu politik mitin işlemesini mümkün kılan aslında ve onu etkili hale getiren Türkiye siyasetinin genel yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Sonra tekrar bu söylemin kendisine dönüp biraz ona eşlik eden hınç gibi duyguları işleyeceğiz, analiz edeceğiz.